Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Bugün sizlerle bütün olumsuzluklardan, enerji düşüklüğü, büyüdür, nazardır gibi olumsuzluklardan kurtulmanız adına ve rahatlamanız adına niyet ettiğiniz dileklerinizin gerçekleşmesi adına güzel bir mükemmel enerjiyle yapacağımız kurşun dökme işlemine öncelikle bir hoş geldiniz diyorum. Evet, tüsümüzü bir yakalım. Tüsümüzü bir yakalım arkadaşlar. Ondan sonra kurşunumuzu dökeceğiz. Tabii kurşunu şu an getirmedim. Çünkü hemen soğuyabilen bir nesne kurşun dediğimiz şey. Öyle olduğu için kurşunu henüz getirmedim arkadaşlar. Kurşunumuzu dökeceğiz. Niyetimizi alalım ilk önce. Bütün takipçilerimin bu videoyu beğenmiş veya şu anda bu videoya abone olmuş kişilerin niyetlerine olsun bu kurşun dökme işlemi deyip tüsümüzü de yaktık. Evet. Tüsümüzü de yaktık arkadaşlar. Kurşun dökme işlemimize geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, kurşunumuzu döküyoruz. Evet. Hayırlısı şifası olsun şimdiden diyorum. Arkadaşlar çok farklı ve çok değişik çıkmış. Şöyle göstereyim. Sizler de görmüş olun. Başlayalım yorumlamaya. Şimdi ben bu kurşunu dökerken çok aceleyle döktüm arkadaşlar. Ya bir şeylere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bir şeylere ulaşmaya çalışırken de çok acele ettiğinizi, çok böyle kendinizi yorduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Bakın çok uzun bir yoldan gidiyorsunuz. Çok uzun bir yoldan gidiyorsunuz ve çok daralmalarınız oluyor. Ümitsiz kalabiliyor. İşte böyle sıkıntıya girebiliyorsunuz. Çok büyük bir yük var üstünüzde. Ya bu yükle nasıl baş ederim diye düşünüyorsunuz. Bakın sanki bir akrep, gördünüz mü? Sanki bu bir akrep ve akrebin üstünde sizin bütün yükleriniz var arkadaşlar. Bakın burada insan parçaları var. İnsanın kafaları, gövdesi. Gördünüz mü? Yani bu akrebin üstünde sizin bütün yükleriniz var. Siz şu anda açıkçası büyük bir sıkıntı içerisinde olabilir. Kendinizi bir sıkıntıyla böyle baş ederken bulmuş olabilir. Bir çıkmaz içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Sizi darlayan, sizi sıkan bir konu var. O konunun üzerine çok yoğunlaşmışsınız. Ama yoğunlaştığınız konu sizi böyle kendi içerisine çekiyor. Çektiği gibi de böyle yükleri sırtlamışsınız. Hala hareket edeceğim, hala yürüyeceğim diye yol kat ettiğinizi, yol izlediğinizi görüyorum. Resmen bir akrebin sırtına binmiş gidiyorsunuz. O kadar böyle sıkıntılısın ki yani resmen vücudunda karıncalanmalar, uyuşmalar, baş dönmesi gibi şeyler yaşıyorsun. Bunlar halenle alakalı büyük sıkıntılar arkadaşlar. Bakın bir akrep. Akrep ne yapar? Sokar, değil mi? Ama akrep ateşten korkar. Biliyorsunuz ki sizin hanenize böyle akrebin kuyruğu uzanmış. Sizin hanenizde birini böyle yakalamış. Resmen yakalamış. Sizi de olabilir yakalamış. Sıkıntıya uğratmış. Bütün yükler bu yüzden üstünüzde olabilir. Yani hanenizde bir işlemle uğraşıyor, birinin yaptırdığı işlemle uğraşıyor olabilirsiniz. İçinde F harfi, İ harfi ve L harfi olan 3 kişinin bağlantılı olduğu, hanenizle bağlantılı olduğu, yaptırmış olduğu işlemler olabilir arkadaşlar. Bunlardan dolayı tam anlamıyla hanenizde bir düzen oluşmamış. Hala bir yük var sırtınızda, özellikle maddi konuda. Altılı vadeler gözüküyor. Altılı vadelerden beri 2006'dan beri de olabilir arkadaşlar. 6 sene öncesinde de olabilir. Böyle maddi konuda büyük bir yükünüz var. Büyük bir sorumluluğunuz var. Bununla nasıl baş ederim diye o zamandan bu zamana kadar maddi konularla alakalı büyük sıkıntılar hanede gözüküyor. Bilginiz olsun. Ben bu işlemi dökerken tüsü söndü. Ondan sonra cezve düştü yere. Telefon düştü. Yani arkadaşlar üzerinizdeki ağırlık o kadar çok fazla ki
Gerçekten bunun için her yere gitmiş, her yere danışmış olabilirsiniz ama hani bir çare bulamamışsınız. Ama iradeniz o kadar çok güçlü ki ya bunca zamandır yapılan şeyler, hakaret, suçlama, işlemdir, büyüdür, her ne varsa da yani bunca zamandır yapılan şeyler evet üstünüze yük olmuş, sizi kamburlaştırmış ama siz hala bir konuda pes etmemişsiniz. Böyle hala böyle savaşmaya devam ediyorsunuz. Hala bunu bu yükün altından çıkmaya çalışıyorsunuz diyebilirim. İradeniz çok güçlenmiş ama şu yapacağımız bakım özellikle beğenmiş, bu videoya abone olmuş kişilerin niyetlerini olacağı için şu sırtınızdaki yüklerden kalkacaksınız arkadaşlar. Ama fark etmediğiniz bir nokta var. Böyle bir akrebin üstüne binmişsiniz, onunla birlikte gidiyorsunuz. Yani size dost gibi görünen bir düşman sizi sırtına yüklemiş, halbuki düşman sizi her fırsat bulduğunda sokuyor, her fırsat bulduğunda sizin halinize giriyor, sizin durumlarınızı öğreniyor, sizin sırlarınızı öğreniyor ve herkese açıyor. Herkese dedikodularınızı söylüyor. İğne iğne saplanmış vücudunuza işlemleriniz var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlardan dolayı böyle bir durgunluk yaşıyorsunuz. Halsizlik yaşıyor. Bedeninizde uyuşmalar, kabuslar görüyor olabilirsiniz. Bunlar sizin yükleriniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Özellikle ilişki konusunda da böyle bir tatsızlık yaşadığınız, özellikle ilişki konusunda kendinizi tanıyamadığınız bir dönemde olabilirsiniz. Yani ben bu insana güvenmezdim, nasıl güvendim? Biz nasıl bu durumlara geldik dediğiniz bir ilişki konusundaki kırgınlığınız da açıkçası burada gözükmüş diyebilirim. Bu kötü enerjiyi hanenize salan, bu kötü enerjiyi hanenize maruz gören bu insanın ben sizin hanenizden artık uzaklaştığını, sizin hanenize eskisi kadar böyle gelmediğini ve böyle pişkin pişkin sırıtarak sizin hanenizdeki durumları, huzursuzlukları veya özellikle sizin böyle yaşadığınız sıkıntıları göre göre bile bile pişkin pişkin böyle sırıttığını, size karşı böyle sırıttığını ve sizden haberler aldığını, sizin çevrenizden özellikle haberler aldığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu kişi her kimse çok büyük bir maddi güce sahip olabilir. Maddi gücü yüksek olabilir veya çevresi çok geniş olabilir. İki farklı türden de yorumladık. Burada dediğim gibi bir akrebin sırtına binmişsiniz. Güvendiğiniz bir insan ama bu. Kimse eğer. Binmişsiniz ona güveniyorsunuz ama o da hain. O da düşmanınız. Bilginiz olsun. Sizi çekemiyor. Sizi çok kıskanıyor. Giydiğiniz elbiseleri çok kıskanıyor. Giydiğiniz giysileri, aldığınız eşyaları çok kıskanıyor. Bu yüzden eşyaların, evinizdeki eşyaların sürekli kırıldığını, sürekli bozulduğunu görebilir. Yine araba almışsanız arabanın sürekli bozulduğunu, sürekli arabanın arıza çıkardığını, özellikle ev konusunda da sürekli bir tadilat oluştuğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunlar tamamen böyle çevrenizdeki insanlardan geliyor. Çevrenizdeki insanlar konusunda bir değişiklik yapmalısınız. Bilginiz olsun. Bunlarla alakalı ne kadar çok muhatap olursanız o kadar çok böyle hanenize giriş yapan kişiler olacak diyebilirim arkadaşlar. Yani böyle 3-4 kişinin sizin hanenizde gözü varmış arkadaşlar. İki kişiyi böyle resmen yakalamış, rezil de etmiş olabilirsiniz, tartışmış olabilirsiniz o kişilerle ama hala böyle iki kişinin hanenizde gözü olduğunu ve bu insanların hala şu anda çevrenizde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Siz şu anda çok kararsızsınız, kendi içinize kapanmışsınız ama böyle bazı şeyler için acele etmeniz gerekiyor. Özellikle bu nazar konusu artık böyle yük olmuş size. Gerçekten çok büyük bir yükünüz var. Yani bu imkansız yani böyle gelmesi bir kişi konusunda imkansız. Kolektife döktüğüm için bayağı böyle yükleriniz binmiş binmiş artık. O bardak dolmuş taşmış diyeyim arkadaşlar. Gerçekten. Bir akrebin sırtına şöyle göstereyim. Binmiş gidiyorsunuz. Bakın. Bir akrep. Akrep. Yani bildiğiniz akrep arkadaşlar. Dost görünen düşmanlardan bir kişi. Ve bu kişinin isminde de R harfi, K harfi ya da Y harfi olabilir arkadaşlar. Evet. Burada maddi durumlarla alakalı sizi bir konuda uyarmış. Hatta demiş ki bak bu böyle olmaz, şöyle olur.
Bak şuna dikkat et diyen bir kişi var burada. Hanenizden bir kişi ve akraba çevrenizden bir kişi. Siz bu insanları dinlememişsiniz. Bir konuda bir pişmanlık yaşamışsınız. Maddi konuda bir pişmanlık yaşamışsınız. Yani bir şeyi yapacakken başka bir şeye yönelmiş bir pişmanlık yaşamış olabilirsiniz. Ya da bir sözü dinlemeyip bir pişmanlık yaşamış olabilirsiniz. Maddi konularla alakalı böyle geç kalınmış mevzularınız, geç kalınmış konularınız var. Bunları gündeme almanız gerekiyor. Siz bazı konularda evet çok umutsuzsunuz ama yollarınız açık arkadaşlar. Bakın yolunuz hala açık. Hala önünüzü görebiliyorsunuz. Bu kadar yüke rağmen, bu kadar sıkıntıya rağmen hala önünüzü görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi çevrenizdeki insanlardan bir kurtulun. Bakın onların sırtına binmiş, onların sırtından bir yere gelmeye çalışıyorsunuz ama yanlış kişiler, yanlış insanlar veya yanlış mevkiyi tercih ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle göstereyim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 ve son olarak şöyle 22. Pardon. 23, 24. Başka var mı? Evet arkadaşlar. Şu anda ben bunları niye saydım biliyor musunuz? 18 gün içerisinde 18. güne dikkat edin. Bu videoyu izlediğiniz günden itibaren 18. güne dikkat edin. 18. günde yine bir olay gerçekleşebilir. Bir sıkıntı olabilir. Bir kaza olabilir. Bir yani Allah muhafaza olmasın ama bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. 24 gününüz var. Toplamda bu tamamen döktüğümüz kurşundan 24 gün sonra hanenizde bir düzelme kaydedebilir. Hanenizde bir düzelme görebilir ve bunu tamamıyla böyle enerjinizin yükseldiğini, enerjinizin tamamen böyle iyileştiğini görebilir. Ve bazı konularda artık değişikliğe kadar gidebilirsiniz arkadaşlar. Bakın yani üzerinizdeki yük öyle bir yük ki atılması gerçekten çok zor bir yük. Yani siz bunun için çok sıkıntıya girmiş, psikolojik anlamda da çok çöküntü yaşamış. 2006'dan beri para konusunda, maddi konuda maddi bereketsizlik yaşamış olabilirsiniz. Yani güvendiğiniz insanlar gerçekten sizi böyle sırtınızdan vuruyor. İnsanlar gerçekten inisiyatifinizi çok kullanıyor. Bundan dolayı çok nazara gelebiliyor ve kendinizi de nazara getiriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu konulara çok dikkat edin. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenen kişilerin veya bu videoya abone olmuş kişilerin niyetini olsun. Onların tamamıyla enerjisini yükseltsin. Nazarının üzerinden alsın. Evde, hanede, haneyi etkileyen, hanedeki bireyleri etkileyen herhangi bir işlem varsa Rabbimin rızasıyla üzerinden alsın diyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Benden detaylı bakım, kişisel açılım yaptırmak isteyenler 0546 650 51 70 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.